Ben Yusuf Hakan Kalaycı. Boğaziçi Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve matematik bölümünde çift ana programına kayıtlıyım. Eski bilgisayar mühendisiyim. Ulusal ve uluslararası madalyam var. Algoritma, insanların düşündüklerini, yani bir problem üzerinde düşündüklerini bilgisayara formülize edip aktarma yöntemi. Bu konuda yapılan yarışmalar, kısıtlı zaman ve kısıtlı kaynakla birlikte karmaşık problemlere insanların bilgisayarla birlikte nasıl çıkarımlar yapabileceklerini, nasıl yaklaşabileceklerini sergileyecekleri bir platform, bir ortam oluşturuyor. Onların değerlendirilmesine bir ortam oluşturuyor. Bu konuda yapılan bu yarışmaları iki şekilde ele alabiliriz. Bunlar hem zihinsel egzersiz gibi, yani bir çeşit bunun üzerine yani eğlence olarak değerlendirilebilir. Bir taraftan da bu çalışmalar insanları bilgisayar konusunda, programlama konusunda hazırlıyorlar ve onların bu konudaki birikimlerini arttırmalarına olanak sağlıyor. Bu algoritma yarışmaları üzerinde ele alırsak, bu lise düzeyinde ve üniversite düzeyinde yarışmalar yapılıyor ve buna insanlar hazırlanıyor. Bu uzun bir süreç. Lise düzeyinde uluslararası olarak yapılan yarışmanın adı IOI, International Olympiad in Informatics. Üniversite düzeyinde yapılan ACM ICPC yarışması var. Yine bunun gibi online başka kontestler de var, başka yarışmalar da var. Bu yarışmalara çalışmalar yapılıyor. Bu konuda başı çeken ülkeleri düşünecek olursak Rusya, Japonya, Amerika, Çin gibi ülkeler bu konuya eğiliyor ve bu konuda kendi öğrencilerini çalıştırıyorlar, kamplar düzenliyorlar, kendi eğitim materyalleri var. Bu şekilde ele alıp kendi öğrencilerini hazırlıyorlar ve yarışmalarda madalya almaya çalışıyorlar. Dünyada yapılan çalışmalar bu şekilde. Türkiye'de bu konu üzerinde yapılanları iki gruba ayırabiliriz. İlk olarak lise düzeyinde yapılan bir takım çalışmalar var. TÜBİTAK bu konuda lise düzeyindeki öğrencileri hazırlayıp bir takım seçme sürecinden geçirip seçip onları uluslararası sınava gönderiyor ve onların uluslararası sınava hazırlanmasına olanak sağlıyor. Üniversite konusunda bireysel çalışmalar var ancak bir toplu bir şekilde yani organize bir çalışma yok bu konuda yapılmış. Bu konuda inziva olarak atıl kalan bu üniversite tarafını ele almak istiyoruz biraz. Ve aslında şu ana kadar yapılan bu iki kamp bunun bir ürünü. Bu konuda profesyonel bir şekilde ilerlemek için bu konuyla alakalı insanları bir araya toplayıp bir çalıştay yaptık. Buna akademisyenler katıldı. Aynı zamanda bu konunun hakim olduğunu düşündüğümüz insanları bir araya getirdik ve 20 kişilik bir ekiple bir çalıştay yaptık. Neler yapılabileceğini ele aldık, neler yapıldığını ele aldık, nasıl geliştirilebileceğini ele aldık ve ürün olarak bu iki kamp oluştu. Bundan sonraki süreçte bir çalışma grubu oluşturarak bu konunun daha uzun soluklu, sene içerisinde insanların vakit geçirmesini sağlayarak, onlara eğitim materyalleri sağlayarak ve çalışma olanakları sağlayarak geliştirilmesini planlıyoruz. Bunun yanında İstanbul'u uluslararası komüniteyle birleştirip bir araya getirip İstanbul'u bu konuda bir merkez yapmayı düşünüyoruz. Bir şey daha var sanki. Tamam ya bence. Teşekkürler.